Yorulma dayanımıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi daha önceki videolarımızda da görmüştük. Bizim bir ESN eğrimiz vardı arkadaşlar. Bu ESN eğrisinden biz ne elde ediyorduk arkadaşlar? Fatigue Strength, yani yorulma dayanımımızı elde edebiliyorduk. Sonra N dediğimiz işte cycle, yani döngülerimizi elde ediyorduk. Şimdi bu elde ettiğimiz değerlere göre belli başlı formülasyonlar oluşturacağız arkadaşlar. Bu formülasyonlardan ilki Shiglet'e göre tabii ki bunlar yine. Zorlanmadaki değişiklik arkadaşlar, bizim zorlanmadaki değişikliğimiz bölü 2 eşit oluyor arkadaşlar. Bizim fatigimizin gerilmesine bölü E diyorduk, her malzeme için farklıydı hatırlıyorsanız arkadaşlar. Çarpı 2N üzeri B arkadaşlar. Buradaki N zaten cycle'ımız, yani döngümüzdü biliyorsunuz. F'i nasıl bulacağımızı birazdan göstereceğim arkadaşlar. E'yi bir de soruda verecek. Buradaki zorlanmayı nasıl buluyorduk? Onu da grafiklerimiz vardı. Daha önce göstermiştim. Orada buluyorduk. Ki burada da belli başlı formülasyonlar kullanacağız. Ya da bize bunu direkt verecek sorularda. Bunu inceleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi fatigue strength'ini arkadaşlar, yani yorulma dayanımının bir formülasyonu var arkadaşlar. Bir de onu gösterelim. Bu birinci formülasyonumuz olsun. Fatigue strength'in bize gösterimi de arkadaşlar, şöyle SF prime deniyor. Altında cycle'ı var. Eşittir diyoruz arkadaşlar. Yine değişkenimiz zorlanmadaki değişikliğimiz bölü 2 arkadaşlar. Bu da bizim N, zaten biliyorduk arkadaşlar. N'imiz cycle. Belli bir cycle'da arkadaşlar yorulma dayanımımızı veriyor. Biz bu iki denklemi kombin ettiğimiz arkadaşlar şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Save diyoruz. End diyoruz arkadaşlar. Yine şurada prime var. Çarpı 2n üzeri b şeklinde bir kombinasyon ortaya çıkıyor arkadaşlar. Şu da bizim ikinci denklemimizdi. Biz 1 ve 2'yi birbiriyle kombinleyerek arkadaşlar böyle bir formülasyon ortaya çıkartıyoruz. Mesela 10 üzeri 3 cycle için, bunu da şu kalemle yapalım. 10 üzeri 3 döngü için arkadaşlar ne oluyor? SF diyorum arkadaşlar. 10 üzeri 3'ü koyuyorum şuraya. Eşittir diyorum arkadaşlar. 10 üzeri 3 için yorulma dayanımımız, bizim fatik gerilmemiz, yani yorulma gerilmemiz arkadaşlar, çarpı 2 çarpı 10 üzeri 3 diyorum. Çarpı B diyorum arkadaşlar. B'nin ne olduğunu birazdan açıklayacağım. Adım adım gidelim arkadaşlar. Bu ne oluyor? Bu da arkadaşlar F çarpı SVT'ye eşit oluyor arkadaşlar. Bizim yani son hali şöyle oluyor. F ne? SVT ne? SVT'yi biliyorduk zaten. F ne? Ona bakalım. F burada arkadaşlar bizim friction'ımız, yani sürtünmemiz. Peki bu değeri nereden çekiyoruz arkadaşlar? Bu değeri arkadaşlar biz nihai mukavemetimizden çekiyoruz. Sürtünme. Neye göre sürtünme arkadaşlar? Nihai mukavemete göre sürtünme. Yani bu soruda verilebilir size, ya da kullanacağınız tablodan çekebilirsiniz bu değeri. Bu değeri biz direkt gidiyoruz tablomuzdan nihai mukavemete göre F değerini çekiyoruz arkadaşlar. Peki bu F değerini çekemediğimiz takdirde ne yapıyoruz? Hemen ona bakalım arkadaşlar. Diyelim ki soruda vermedi ve bize bunu soruyor. F diyoruz. Eşit de diyoruz arkadaşlar. Bu denklemi çözdüğümüzde, yani F'i yalnız bıraktığımızda ne çıkıyor? Zaten siz de bunu yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Bölü SUT'yi sadece karşıya atıyoruz arkadaşlar. 2 çarpı. Hala 10 üzeri 3'teyiz bu arada. İstersek 10 üzeri 4 de yaparız yani. Böyle bir sürtünme denklemimiz çıkıyor arkadaşlar. Bu sürtünme denklemini de daha sonrasında açacağız arkadaşlar. Nasıl açacağız? Göreceğiz beraber. Şimdi buradaki bir tane daha bilmeyenimiz kaldı arkadaşlar. B ve fatigin, yani yorulmanın gerilmesi. Nasıl oluyor arkadaşlar? Yorulmanın gerilmesine bakalım. Yorulmanın gerilmesini arkadaşlar iki ayrı formatta yazayım ben size. Eşittir arkadaşlar. KPSI olarak yazdığımızda
Nihai mukavemet artı 50 kPs I oluyor arkadaşlar. Bu birincisi. İkisi de birbirine eşit zaten bunların. Merak etmeyin. Eşittir arkadaşlar. Yine F diyelim. Size sonra da hangi birimi verdiyse onu kullanabilirsiniz. 345 megapascal olarak bir formülasyonu var arkadaşlar. Yorulma gerilmemizin de. Şimdi bir tek B kalıyor arkadaşlar. B'yi neye göre çözüyoruz aslında? B'yi neye göre çözüyoruz aslında? Hemen bakalım. Pardon, kusura bakmayın. B'yi arkadaşlar endurance strength ile, yani arkadaşlar endurance strength'i daha önce de konuşmuştuk arkadaşlar. Dayanıklık mukavemetine göre çözüyoruz arkadaşlar. Bakalım B neymiş? B eşittir diyelim hemen şuraya arkadaşlar. Bunun tamamen formülasyon. Shigley kendince bunları formüle etmiş. Belki bazı kullanılan yazılımların içinde de aynı formülasyonları görüyor olabilirsiniz. Logaritma demiş tekrardan. 2 çarpı n demiş arkadaşlar. B'yi de böyle çözüyor arkadaşlar. Bizim buradaki B de bu oldu. Bunlar tamamen formülasyon. Burada n dediğimiz şey zaten biliyorduk. Cycle'ımızdı. SE'yi nasıl bulacağımızı daha önce göstermiştim zaten. Yorulma gerilmesi böyle bulunuyor arkadaşlar. Bunların hepsini çözdüğümüzde B'yi de bulmuş oluyoruz. Sonra B'ye gidiyoruz arkadaşlar. Yerine koyuyoruz. Sonrasında arkadaşlar yorulma dayanımımızı buluyoruz. İstediğimiz cycle için. Buraya 10 üzeri 7 deseydi biz işte buraya 10 üzeri 7 koyacaktık. Aynı şekilde buraya da 10 üzeri 7 koyacaktık. Biz 10 üzeri 3 için yapmaya çalıştık burada. Umarım sizin için açıklayıcı bir video olmuştur arkadaşlar. Dahası ne zaman gelir? Bir sonraki videoda arkadaşlar. Artık şuradaki sürtünmeyi açıklamamıştım. Buradaki sürtünmeyi açıklarız. Nasıl bir diyagram olduğuna bakarız. Sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.